vardı. Albümün hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel haberler alıyoruz albümle ilgili. Amerika'da bir iki radyo programına katıldın. Evet. İnsanlar dünyanın dört bir yanında duyuyorlarmış. İşte Bulgaristan'da. Ay evet. Evet, enteresan. Bulgaristan'da hem de çok güzel bir programda. Böyle etnik müzik çalan birisi paylaşmış benim müziklerimi. Oradaki arkadaşlarım yani heyecanla anlatıyorlar. O kadar özel bir programmış ki orada çalındığım inan ya ben telefonla önce evet. anlattılar. Anlamamışım o kadar önemli bir program olduğunu. Gelip anlattılar. Ha falan oldum. Süper. Evet. Harikulade bir albüm Seda Bağcan. Neyim? Müzik marketlerde. Reklam oldu. Reklam oldu. Gerçekten en çok içime sinen albümlerden bir, biri. Çok güzel bir albüm oldu. İçime sinen bir albüm oldu. Evet. Sözlerini sevgili Emrehan Alıcı yazdı. Çok güzel yazmış. Emrehan Alıcı'yı tanır mısın? Biliyorum. Biliyoruz. Tanımıyorum ama biliyorum hı-hı. Tabii ki. Yani çok özel bir insandır o da. Benim ta üniversite yıllarımdan dostluğumuz başlar. Üniversite yıllarından beri böyle müzik yaparız. Ondan sonra projelerimiz olur falan. Çok benim güzel. Bu Sunrise albümünü dinlediğimde şey dedi. Ya çok beğendim. Fakat bunlar mantra olarak kalmasın dedi. Yani bunları bir de Türkçe yani anlayabilsinler, hissedebilsinler. Bir de şarkıların çok güzel, melodilerin çok güzel. Ben bunların daha farklı değerlendirilmesini istiyorum dedi. İstiyorsan yazdı. Çok güzel yazdı yazmış. Söyleyelim dedim Allah, ben de. Süper yazmış. Kendisi de zaten. Bayıldım. Babası Feyzi Halıcı. Konyalı bir aile evet. Bunlar. Ve Feyzi Halıcı da bu Mevlana törenlerini başlatan insan Konya'da. Ve 5000 tane Mevlana şiirini Türkçeleştirmiş. Yani Rumi şiirini. Türkçeleşmiş, Farsçadan Türkçe'ye çevirmiş. Zaten kendisi de şair. Emrehan Alıcı zaten bu proje için hazırlanıyormuş. Evet. Onun için getirilmiş. Ve ya o kadar kısa sürede, iki gecede yazdı sözleri. Müthiş yazmış valla. Evet ve İnanılmaz. Çok hissederek yazdı. Evet. Ve ben de çok hissederek söyledim. Çok güzel, çok. Gerçekten mantralarla ne anlatıyorsak sözlerle de o anlatıldı. Çok, böyle bir şey var. Çok, çok harika. Evet. Harika bir albüm Seda'cığım. İnşallah teşekkür dünyanın ederim. Dört bir yanında dinler insanlar, şifalanırlar. Çok da güzel bir klip olmuş. Zaten şu anda müzik kanallarında da dönüyor klipin. Dönüyor, harika. Dönüyor. Erdal Rahmi Hanay diye bir yönetmenle çalıştım. Onun da bir üçlemesi var. Filmde Hicaz, Nihavend evet. Ve bir şey daha. Hicaz, Nihavend. Rast. Rast değil. Kürdili Hicazkar. Neyse. Evet, bir, bu makamları filmle anlatmaya başlamış. Hicaz'la ödüller almış. Hicaz çekilmiş. Duydum aslında Hicaz'ı. Evet. Doğru. Çok ilginç, çok sevdiğim bir insan. Beraber çalıştık işte. Onun ney şeyi varmış, hikayesi varmış. Duyunca ben aslında her şey oya klip çekecektim. Ve konuşurken ya benim ney hikayem var dedi, anlattı. Ondan sonra dedim benim de ney şarkım var. Acaba ona mı çeksek dedik. Ondan sonra da ona klip çekmeye çok karar verdik. Çok güzel bir seçim olmuş. Benim de bir arkadaşım var belki Uzrek. O da sinema sanatçısı. Belki Besatçı'dan falan tanır seyircilerimiz. Hı-hı. O da ben de oynarım dedi. Klibimizde bir de o oynadı. Ondan sonra böyle bir çalışma oldu. Harika. Şimdi yeni Seda olduğum çok... için klip nasıl beğenilecek mi bilmiyorum ama... Daha vallahi ileride biz, daha güzel klipler çekeceğiz inşallah. Beğendik, albümü de beğendik. Yaptığın her şeyi çok beğeniyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle Sedacığım. Binlerce kez teşekkür ederiz sana. Bu arada tabii müzikseverleri çok ilgilendirir. Ben gurur duyarak da söylüyorum. Seda pek bahsetmiyor ama Seda hani yorumculuk kariyeri anlamında neredeyse artık Tina Turner'la düet yapma noktasını da yakalamış. Evet. Onu da unutmayalım.
Evet. O da güzel bir deneyimdi tabii ki. Beni işte güzel bir proje için davet ettiler. Dört dinin buluşması diye. Ve işte ben de Sufizmi temsil ediyordum. O da Budizmi temsil ediyordu. Böyle güzel bir mantra çalışması yaptık. Çok da güzel olmuş. Ben dinledim, bayıldım. Teşekkür çok ederim. Çok güzel stüdyoda fotoğraflar çektirmiş. Herkes sırasını bekliyor. Tina Turner de orada bekliyor falan. Evet, evet. Çok heyecan verici bir durum değil mi? Çok güzel bir... Çünkü çok iyi bir yorumcu. Evet, çok. Yani hani şan, şöhret ve çok profesyonel. Ama... Geldi ve söyledi. Yani geldi söyledi, iki kere söyledi. Bir yerini beğenmedi, ben bunu bir daha alayım dedi. Ondan sonra çıktı. Biz bütün gün şey yaptık. Hadi ya. Kayıt yaptık. O en son geldi söyledi. Müthiş. Evet. Şimdi aslında son dönemde yaşadığım bir başka güzellik var. Hani suyun gizli mesajının yazarı Masaru Emoto ile... Evet, bir araştırmamız oldu. Evet, evet. Bir araştırmamız ben oldu. Ben seneler önce Almanya'da tanışmıştım kendisiyle. Evet. Hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum. O şey demiştim, benim işte mantralarım var. Evet. Ondan sonra insanlar çok şifalandıklarını söylüyorlar. Keşke bunu da şey yapabilsek, araştırabilsek. Aa, şöyle bir baktı, tamam gönder yapalım dedi. Ama kayıtlı değil dedim. Daha kayıtlı değildi o zaman. O zaman kaydedince yollarım dedim. Ben bunu geçen sene hatırladım. Masaru Emoto ile ben tanışmıştım, bir göndersek falan diye yazıştım. Ondan sonra tamam dediler. Yollarsanız şey yapalım, araştırmasını yapalım. Biraz uzun sürüyor ama dediler. Söylediklerinden daha uzun sürdü. Bayağı sürdü, bekledim, sen de biliyorsun. Evet. Gelecek diye. Ondan sonra geldi, çok güzel şeyler çok geldi. Çok güzel şeyler geldi. Ve yani kitabı da okurlarsa çok güzel bilgiler var. Evet. Şimdi bizim %80'imizden... Suyun Gizli Mesajı çok güzel bir kitap. Evet. Şimdi bizim %80'imizden fazlası su değil mi? Ya evet. Yani %70 deniyor, %72 deniyor. Bence kişiye göre de değişiyor. Aynen öyle. Kişiye yani, göre de değişiyor. Kadın, şöyle, erkek, şöyle yağış diyelim, falan her yani şey farklı. Yani %65 ila 80'imiz su. Evet. Evet. Şimdi eğer bir müzik, bir şarkı suda bazı etkiler yapabiliyorsa, demek ki bizde %65 ile 80'imiz su olduğuna göre bizde de o etkileri yapıyor. Yani bizim moleküler yapımız da değişiyor. Ve öyle güzel şeyler yolladılar ki, mesela yarım molekül şarkıyı çalmışlar, o bütünlenmiş ve çiçek açmış, böyle çok güzel üç boyutlu ne şeyler güzel, olmuş. Müthiş. Ondan sonra kitabında işte sonsuzluk molekülleri var ve Ramadasa'ya yaptılar. Evet. Sağ sonsuzluk demek. Evet. İşte Ra, Güneş, Ma, evet. Ay, Dağ, Dünya, sağ sonsuzluk. Sonsuzluk ve sonsuzluk molekülü çıkmış. Gerçekten. Evet ve müthiş. Bilmeden yaptılar onu. İnanılmaz. Evet. Yani burada da sonsuzluk çıksın diye gönderdiklerini zannetmiyorum. Yani o çıkmış. Demek ki onu aksettirebilmişiz. Müthiş. Değil mi? Bir çiçek, papatya gibi bir şey çıkmış mesela. Ben ondan çok etkilendim. Kitaplarında olmayan bir molekül. Ve bu Ramadasa'da öyle güzel şeyler geliyor ki bana, mailler geliyor. İşte dinlemişler ya da konsere gelip dinlemişler ya da işte mantra meditasyonunda sihirleri varmış, geçmiş. Yok işte beli ağrıyormuş, iyileşmiş. Dizleri hep ağrırmış, o meditasyona katıldıktan sonra ağrımamış. Mesela senin de belin iyileşti. Evet. Değil mi? Gerçekten belim iyileşti ya. Evet. Yani ben hep oturduk, çalmaya İşte bunlar başladık. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok. Zaten benim de yapmak istediğim şey bu. Evet. Yani ben bunun için varım gibi hissediyorum ve bunu öyle hissettim. Bunu bana kafama vura vura da söylediler zaten. Sen busun dediler, çık yola. İyi ki de söylemişler. Evet, iyi ki de söylediler. Çok memnun, yani çok mutluyum. Gerçekten işe yaradığını görmek de mutluluk veriyor. Ve biraz da kanıtlayabiliyoruz. Kanıtlayamadığımız zaman daha çok şey var. O kadar güzellikler yaşıyorum, o kadar güzel şeylere tanık oluyorum ki... Nasıl paylaşırım ya da nasıl daha böyle bilimsel anlatırım, onun peşindeyim.
Mutlaka anlatacaksın bu inançla, bu bilgiyle, bu birikimle. Sedacığım, İnandı ya. Belki de o ODTÜ'de okuduğun elektrik, elektronik bunlara hizmet edecek. Onun da bir nedeni ediyor var. Zaten, ediyor zaten, ediyor. Tabii ki. Yani o ses mühendisliğinde ediyor, kayıtlarda ediyor, ona araştırmalarda ediyor. Bir de işte kuantum fiziğini anlamanda ediyor. Yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor, bir bakış açısı. Evet, harikasın. İyi ki varsın. Hepimiz. Evet. Sedacığım, şimdi artık bu maratonun sonlarına geldik. Evet. Seni çok yordum. Hiç sana yorulmam. Gerçekten. Gerçekten yorulmam. Seni, beni tanıyanlar çok... bilir. Ben böyle üst üste seans yapıyorum. Mesela 8 seans sonunda cin gibi ve şey cin. Mutlu. Evet. Yine mi yorulmadım? Yoruluyorum. Harika. Sedacığım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten çok daha keyifliydi. Daha anlatmadığımız çok şey var. Binlerce şey var Sedacığım çok. Ama yani bir de her an yaşanıyor. Evet, her değil an mi? Yaşanıyor. Hakikaten her an birikiyor her an. Hikayeler. Aynen öyle. Şimdi şöyle yaparız. Olmadı. Bunu da sözüne almış olalım. Böyle biraz daha hikaye birikirsin. Değil mi Onurcuğum? Evet. Ben böyle birkaç ay daha geçsin. Seri şeklinde. Seda ile sohbetler. Evet. Bence siz çekimlere gelin. Şimdi Amerika turnesi olacak. Hindistan turnesi olacak. Tamam. Bunlara beraber orada beraber çekelim. Beraber orada çekelim. Tamam. Süper. Yoga festivalleri. İyi, çok hoşuma gitti Seda bu. Evet değil mi? Tamam. Süper. O halde biraz evvel sözünü ettiğimiz Ramadasa'yla. Evet senin bir de... Yani o ne güzel piyano çalmaktır öyle. Ah Sedacığım o sen teşekkür ediyorum yani. Sen açıyorsun yolu inan bana. Böyle kristal bir ses, öyle seyircilerimiz, bir yürü, su yani, gibi bir ses. Ömer'in yani. Çalmasıyla o kadar güzel söyleniyor ki. Sedacığım bir de çok uzun prova yapmadık değil mi? Öyle işte çaldık yani. Çaldık söyledik vallahi. Vallahi çaldık söyledik. Yani. Ama çok güzel çalıyorsun. Ay, çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Konser teklifinde bulundum zaten sana. İleride konserlerimiz olacak. Olacak inşallah. Evet. Konserlerimize i̇nşallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz. O evet. Halde son görüşmek cümleler, üzere. Son cümleler senin olsun. İçinden ne geçiyorsa bir tek sözcük olabilir, bir cümle olabilir. Her neyse seni kamerayla, seyircilerle, arkadaşlarımıza, dostlarımıza baş başa bırakayım. Son sözcükler senin olsun. Son sözcükler şöyle olsun. Bir sonraki albümde olacak. Sana da bestesini dinlettim. Hı hı. Güneş üzerinde uzun süre parlasın. Tüm sevgi seni sarsın, içindeki saf ışık sana yol göstersin. Gerçek her zaman senin kimliğinde sakla. Sing.
Oh.